fiyat artışı ve nar uygulaması. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de halk, "Ya Resulallah, fiyatlar yükseldi. Bize nar koysanız," dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Nar koyan, darlık ve bolluk getiren, rızıklandıran yalnız Allah'tır. Sizden hiçbir kimse mal ve canına yönelik bir zulüm sebebiyle benden davacı olmayarak Allah'a kavuşmayı istemekteyim." Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizler için eşyalara fiyat tespit ediver," diye müracaatta bulundu. Hazreti Peygamber, "Hayır, fiyat koymayayım. Rızka bolluk vermesi için Allah'a dua edeyim," cevabını verdi. Arkadan bir başkası gelerek, "Ortalık pahalandı. Eşyaların fiyatını bize siz tespit ediverin," diye talepte bulununca bu sefer, "Hayır, rızkı bol kılan ve daraltan Allah'tır. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah'a kavuşmak istiyorum," cevabını verdi. "Nar koy, nar koysan" şeklinde tercüme edilen ifadenin aslı, hadisin orijinal metninde tes'ir diye geçer. Tes'ir, fiyatları ayarlamak ve sınırlamak demektir. Medine şehir devletinde fiyatların yükselmesi üzerine Resul-i Ekrem'in piyasaya müdahale etmesini isteyen bazı sahabilerin aldığı cevap, İslam iktisat sisteminde prensip olarak serbest piyasa rekabet şartlarının geçerli olması gerektiğini göstermektedir. Resul-i Ekrem'in fiyatlara gereksiz müdahale edilmesine karşı çıkması ve piyasanın ilahi tabi kanunlara göre oluşmasını istemesi bu prensibin göstergesidir. Ayrıca o dönemde fiyatların tespit edilmesi istenen malların zorunlu ithal malları olduğu bilinmektedir. Böyle bir durumda piyasaya müdahale edilmesi, iktisadi hayatın zayıflaması, ithalatın durması, darlık ve kara borsacılığın meydana getirilmesi demektir. Bundan dolayı Resul-i Ekrem, "Dışarıdan mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir," buyurarak iç piyasanın istikrar kazanması gerektiğini vurgulamıştır. Kar oranına müdahale edilmemesi, ekonomiye bir canlılık kazandıracak, insanların zevk ve iştiyakla çalışmalarını sağlayacak, iş ve kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ancak devlet otoritesi, savaş, kıtlık gibi olağanüstü hallerde, kara borsacılık gibi suistimalleri önlemek için kamu yararı gereği nar koyabilmektedir. İmam Malik gibi bazı alimlere göre piyasa fiyatından ne aşağı ve ne de yukarı bir fiyatla satış yapılmamalıdır. Piyasa fiyatı ise çoğunluk esnafın serbest rekabet sonucu oluşturduğu satış bedelleridir. Onların bu sonuca ulaşmalarında özellikle Hazreti Ömer'in şu icraatı rol oynamıştır. Halife Hazreti Ömer yaptığı piyasa kontrollerinde Hatib bin Ebi Belta'nın fiyatlarını ucuz bulur. Çünkü Taif'ten üzüm yüklü bir kervanın gelmekte olduğu haberi yayılmıştı. Fiyatları ucuz bulan kervan Suriye tarafına yoluna devam etmeliydi. Esnafın bu düşüncesini sezen halife, Hatib'a fiyatlarını normal seviyeye yükseltmesini bildirmiştir. Ancak daha sonra konu üzerinde düşünen ve müzakere eden Hazreti Ömer, onu rekabet şartları içinde serbest bırakmıştır. İlk Müslümanlardan olan Hatib bin Ebi Belta aslen Yemenlidir. Güzel bir görünüme ve kıvrak bir zekaya sahiptir. Onun Mısır ve diğer beldelere yaptığı ticari seferler dolayısıyla bol kazanç sağladığı, vefat ettiğinde 4000 dinardan fazla para, bir ev ve birçok mal bıraktığı rivayet edilir. Hadisin son cümlesinden normal şartlarda nar koymanın insanların mallarında izinsiz bir tasarruf ve dolayısıyla bunun bir zulüm olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda yetkililerin piyasaya müdahale ederek fiyatları dondurma veya onlara sınır getirme yerine esnaf ve tüccara öğüt vererek onların insaflı olmalarını ve halka şefkat göstermelerini emretmesi gerekmektedir.